Hayırlı olsun. Bunu yapmak çok zor. Anahtarı yok mu? Aha, araba da burada. Motor olarak en sevdiğim motor abi. Eğer istersen E30'umuz var. E30 verelim. Bizdeki her şey satılır. Var mı boya var mı? Boya değişen var ya. Yani bu komple boyandı abi. Lan bunu mu alsak yoksa? A80 Supra kupamla da açarım yani. Yukarı Tokyo Garajı'ndan herkese merhaba. Yeni kişiler geldi aramıza. İlk defa açanlar için söyleyeyim. Yeni bir projeye başlıyoruz. Projeden kastımız otomobili en baştan en son hayalini kurduğumuz haline kadar getirme niyetindeyiz. Bu da o bölümlerden bir tanesi olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de A4 kağıdımla açıyorum. Kaldım. A4 kağıdıyla gelen kişi de dış ses. O genelde böyle işte çomak sokan kişi grubumuzda. Neyse devam edelim. Başlıyorum. Geldik. Ankara Balgat'tayız. İlk proje adaylarından bir tanesini görmeye gidiyoruz şimdi. Birkaç tane araç var bugün görmek istediğimiz. Ankara'ya gelmişken arkadaşlarıma haber saldım. Arkadaşlar düşündüğüm araçlar bunlar. Bir kontak bağlayalım, bir ayarlayalım diye. Durumu çok da iyi değil fotoğraflarına baktığımda. Gerçeğini hiç görmedim. Şimdi ilk defa göreceğim. Yani hurda kadar kötü değil ama çürükleri de çok. Bakalım ne masraf çıkaracak? Değer mi, değmez mi? Karar vereceğiz. Aha Recep de orada. Bir tane de BMW var. Zaten BMW'nin tarzından belli. Bu zamana kadar bir sürü projeler yaptık ve projelerin amaçları vardı. GTR gibi. Bütün sorunlara bir çözüm bulmak. AL86'yı hatırlıyorsun samanlıktan aldık. En doğru onarımı yapmaya çalıştık. Bu projede ise gözümüzün önünde bulunan ve Türk halkının çoğunluğunun satın alabileceği güçte bir otomobili alıp ne hale getirebiliyoruz? Yani bazı şeyler gözümüzün önündedir ama görmeyiz. Öyle bir araç istiyorum. Fakat bu sefer de Japon olmasın diyorum. Bunun için de kafamda bir takım otomobiller var. Gittim otomobillere bakmaya. Hangisi içime sinerse de yani aslında ne istediğimi biliyorum. Yola ne istediğimi bilerek çıktım. Ama gel gör ki kafamı çok karıştırdılar. Nereye gelmişiz? Evren Güneş Sigorta. Aha araba da burada. Arabada Lada. Abi hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Ne haber abi? İyi sen? Özlettin kendini. Sen özlettin kendini. Selam. Ne haber? Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Doğukan. Terdi bende. Selamlar. Makineyi gördüm ya. Daha incelemedim. Evet. Onu söylüyordum yolda. Geliyorduk diye. Araç sahibi sen misin? Evet benim abi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Konuşmuştuk daha önce. Bahsetmiştin. Evet, ben böyle bir makine var dedim bana. Daha sonra ilanda gördüm. Ondan sonra geleyim bekleyin. Acele etmeyin. Gelin bir göreyim dedim ben de. Abi araba ne zamandır? Ortalama herhalde 4-5 yıldır bizde. 6-7 oldu hatta. 7 oldu mu o kadar? Oldu. Aldığımızdan beri yani bizde bütün yakın arkadaşlarımızda Lada vardı. En az binen Ferdi oldu. Evet, çoğu zaman yattı. Yattı hep, içimde öyle. Hani. Hep yattı. Kendince uğraştı, toparladı falan filan. Hobi en son bir muayene biraz bitti. Ondan sonra çok ilgilenemedi. Şimdi de uğraşmak istemiyor artık. Arabanın da bayağı işleri var. Uğraştıracak işleri değişen var. Değişen var mı? Boya var mı? Boya değişen var ya. Yani bu komple boyandı abi. Ne orijinal rengi falan ne derece? Yani şöyle, orijinal rengi yine kahverengi ama bu kahverenginin farklı bir tonu şu an. O araba boyanmış, değişen var. Makine dediğim bu mu? Bu mak. Bu ma hatta. Bu bu. Bile zor çıkar yani. Makine mi bu? Değil mi? Değil yani. Bu gerçekten değil. Baba şimdi sen bana bir anlat bakalım durum. Şimdi abi arabamız Lada 2106 VAZ. Abi 03 benim araba. O bordo olan vardı ya. O 03 bu 06. Farkları ne? Farkları ne? Tamponlar farklı, panjuru farklı. Onun dışında aynı. Ön panel, arka panel farklı. Benim araba o 03 olan kasası Sovyet yapımı. Bu normal Rus yapımı. O dönem işte Sovyet Rusya 03'leri üretiyor. Normal Rusya bunları üretiyor. Aynı. Parçalar her şeyi aynı. Yani onun paneli de takılıyor. Olabilir. Rusya'da yapanlar var ama bu da çok tarz bir araba. Benim araba daha böyle masum, bu daha sert duran bir araba. Yılı kaç bunun? Bu 86 abi. 86. Aynen. Evet, 86 model. Ya bak bu arabanın en büyük artısını sana söylüyorum. Proje yapmak istiyorsan arkadan itişli. Bence drifte uygun çünkü Ruslar bunda deli gibi drift yapıyorlar. Ruslar. Evet. Bayağı deli gibi drift yapıyor. Zaten birazcık da onların videolarından yükseldim başta bu araca. İkincisi bu arabanın hala sıfır, her yerde parçaları var. Arabayı bulamıyorsun, parçasını buluyorsun. Araba çirkin bir araba olduğu için yapmaktan vazgeçmişler, parçalar kalmış sıfır.
Yani senin yapman gereken komple diğer proje işleri gibi komple sökeceksin. Kaportadan başlayacağız. Arabanın tabanında, evet, marş yerlerinde çürükler var. Yine de yapılması gereken çürükler var. Araçla ilgili bütün malzemeleri temin edebiliriz abi. Ben de yardımcı olabilirim. İstanbul'da bir abimiz var. O getiriyor zaten. Yani bütün arabayla ilgili bütün her şey, tavan sacından bagajına her şeyi mevcut bulunuyor. Bu araba tavan sacı var mı sıfır? Çıkma olarak temin edebiliriz. Olarak. Ama taban sacının sıfırları var. Marş yerlerinin içi dışı sıfır var. Bunlar kolay bulacağım çamurluklar mı? Aynen abi. Çamurlukların sıfırı var abi ama kaynaklı bunlar. Vidalı sistem değil, eski olduğu için. Şuradan kaynatılıyor abi. Kesiyorlar bunu buradan ya da şu iç kenardan. Oradan değişiyor. Biz zaten bunu bir değiştirmiş miydik? Bu ne yapmıştık? Değişti. Daha önce bir dönmüştük. Evet, daha önce değiştirmiştik. Şu kapı da değişti. Bu senin hatta eski arabanın kapısı. Aynen, bu benim eski arabanın kapısı. Şimdi şöyle bir durum var. Biz boyalı olup olmamasına bakmıyoruz tabii, hı-hı, ki. Hani aracımızı biliyoruz. Evet. Ama ben şimdi bunun altına inme şansım yok şu an göremeyeceğim, evet, için. Bu ne kadar eski bir metal? Yani bunun altından pas çürük çıkma olasılığı ne şu parçanın? Bu 2 senelik, 3 senelik bir parça. Yan sanayi almıştık bunu. Şu orijinal mesela biraz daha bunu sert, bu daha yumuşaktır. O daha serttir. Kenar kısmından zaten, aynen, belli oluyor abi, oturum yerlerinden. Ya şu parçalar ne kadar var abi? Şu iç parçaları var ya. Buraya, evet, kadar var. Mesela orada bir çürüğümüz mevcut şu kenar kısmında. Oraya parça da koyulabiliyor. Yani bu arabalar zaten ilk maalesef oralardan başlıyor. Normalde yani şuraları böyle ayrılan arabalar var. Mesela şu kenarların kaynatılması gerekiyor. Ben diğer kendi proje arabamda da, hı hı, kaynattırdım buraları. Bunları kapattırdım. 1.5 motoru var abi. 4 ileri. 5 ileri şanzımanı da var, kendi şanzımanı. Yani 5 ileriye de takılabiliyor. Mekanik olan bütün parçalara Lada Niva'larla aynı. Türkiye'de bu arabaların kalma süreci de aslında Niva'ların oluş sebebi. Yani Niva'lar adet olarak daha fazla olduğu için sürekli bir Niva'dan buna parça. Aynen abi. Niva'larla hep aynı parçaları. Ne güçlü, ne güçlü bir motor bu? Ben ilk aldığım zamanlar bir hani bir kadran deneyim dedim. Son kadranı gördü. 180'leri gördü ama sonradan denemedim. Çünkü araba biraz fabrika, daha fabrika çıkışı 75 beygir abi. 75? 75 de. Tabii yılların yorgunluğu olduğu için. Bu kaç? 1500 mü bu? 1500 motor abi, aynen. Bu arabaya en son abi Pursaklar'dayken benim ta yani 4 sene kadar önce falan bir işlem yapmıştık. İşte geçici olarak şunları kapladık. Kapı döşemelerini kestik, koyduk ama kaplanmadı. Ondan sonra şunlar kaplandı. Şurada bir normalde kalefer tuşu var. En güzel özelliği şey abi, çok hoşuma gidiyor. Yağ basınç saati var. Benzin. Orijinalde mi var? Aynen, evet, abi. Orijinalinde yağ basınç saati var. Devir saati var. Kilometre saati tabii o zamanlar her arabada yok işte, bu var. Sıfırlanıyor falan. Çevir çevir sıfırlıyorsun. Aynen abi. Çeviriyoruz şöyle, sıfırlıyor. Ben aldığımda abi bunu 38 bindeydi. 7 sene oldu işte. 7 sene. 30 bin kilometre civarında yapmışız yani. Şimdi biz buradan yola çıksak nereye kadar gider? Yani şehir değiştirmek bence mantıklı olmaz. Ama bir ilçe değiştirebiliriz bence. İlçe değiştirebiliriz. Aynı şekilde devir saatlerinin olduğu yerde böyle bir bazen bir temassızlık oluyor. Onun haricinde ya bizim bu arabada bir elektriksel problemimiz var. Evet. Motora çok güvenmiyoruz anladığım kadarıyla. Değil mi? Onu bir yani kapak zindir, kapak ama ben falan bir şeyler gerekecek, evet, gibi. En son kapak yaptık biz bunu abi. Kapak taşlandı, yapıldı. Aynen, kapağı yaptık. Değişildi. Anladığım kadarıyla zaten bizim bu arabayı muayeneden geçmemiz biraz zaman alacak. İşte evet, şu emniyet kemerleriyle bağlantısı yapılması lazım. Bendekiler eskilerdi, arabanın orijinali. Ben onları takmak istemedim. Öyle kaldı işte. Şu bakaletleri falan var burada. Onlar duruyor hala. Bir şey, bir test turuna çıkabiliriz herhalde. Tabii tabii ki. Hay bak. Biraz rölanti düşük olabilir. seni. Şimdi çevireyim de yerini bulalım. Böyle. Şu an birde abi. Şu an birde miyiz? Yalanlar değil. Abi iyisin ha. Ha? İyisin. Sen ne sandın lan? Normalde süremez yani. Lada'yı süremez yani. Bunu da ayna kullanmıyoruz abi. Şu ortadaki aynadan her tarafı görebiliyorsun. Babuş sen bu frenle niye geziyorsun ha? Üç kere basınca bir kere tutuyor. Nereden? Soldan gidebiliriz abi. Abi sağa girsene ya. Ana yoldan gideyim oğlum ya. Orası şey. Ne? Ara sokak. Orada ara sokak. Geçmedi abi. Aynen. Sol abi buradan. Şeye basmak için mi diyorsunuz abi? Yerleri değil mi? Dolaşalım mı? Yo yo tamam, basmayacağım ya. Ha, neyine tamam basayım? Buraları biraz böyle trafiği oluyor genelde. Basacağına eminim de duracağına emin değilim. Aynen, durması sıkıntı. Neyse dönüyor. Şuradan sol, sonra ileriden sağa. Abi GTR ne oldu ya?
GTR sorma ya. Şey, projeden vazgeçtik. İçini döşemesini yapacak adam bulamıyoruz. Bırakmış işi. Hazır buraya kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle sese duyarlı aksiyonlar da yapıyorum sizin için. E bir zahmet siz de abone olun değil mi? Ne alakası var? Yok hiçbir alakası. Bir daha söyleyeyim ben bunu. O kadar proje yapıyoruz, ediyoruz. Bunun yolu var, suyu var, elektriği var. Bir zahmet siz de şu an olmadıysanız lütfen durun. Bir abone olun. Hiç olmazsa ben de motivasyon olarak karşılığını alayım değil mi? Bence arabanın durmuş şimdi sana bir şeyler anlatacaktır. Yani bu arabaya baktım ama canım nerede sıkıldı. Araba dökülüyor mu? Çürük. Bütün o dökülen, altı çürük araba. O dökülen araba parçaları mı? Evet. Kum zannettim. Kum da var ama çürümüş demirler falan her şey dökülüyor. Ne varsa dökülüyor ya. Arabanın altında birikmiş. Belki. Saksı da büyüdü belki de araba. Şimdi ilk düşündüğüm zaman diyorum ki bu araba muayeneye geçecek şekilde verse ben kârdayım. Çünkü evet 25 abi. Bin liraya ben bunların hiçbirini yaptıramam. Evet abi aynen. Sen de yaptıramazsın, uğraşamazsın da. O yüzden ben bunu senden zaten trafikten çekil düşünürüm. Yani keşke dediğin gibi o altını maltını falan yaptırabilsen inan bana ben kâr ederim bu işten. Ama dediğim gibi biz bunu proje düşünelim. Biz seninle bir konuşalım mı? Sen olur abi. Biz de bir ortayı bulursun gibime geliyor. Tamam. Neden özel konuştun? O çocuk niye gelmedi? Duygusal bir durum yaşadık. Çünkü araç sahibi, kız arkadaşı satmak istiyorlar ama istemiyorlar. Hani çünkü anıları var ama arabayla uğraşamıyorlar. O yüzden elden çıkartıyorlar. Recep bizim ortak arkadaşımız. Ben aracın durumunun farkındayım. Bir teklifim var. Recep aslında bizim aramızda bir nevi tercümanlık yaptı. Ortayı bulmamız için konuştuk aslında. Hmm. Hikaye buydu. Ben kendi açımdan oluru söyledim. Yani onların durumunu da anladım. Rakamda yapıp yapamayacaklarını düşünecekler. Tabii ben de düşüneceğim şimdi. Bir de bakacağımız birkaç araç daha var. Biz şimdi onlara bakmaya gidiyoruz. O sırada bakalım başka şeyler gelişebilir. İkinci araca bakmaya geldim. Ferros garaja. Ama sağ olsun Kemal hala gelemediği için onu bekleyemeyeceğim daha fazla. Tuğan abinin makine de burada. Buna bir inceleme mutlaka çekmem lazım bu arada. Bak şöyle söyleyeyim. Arabadan çok bahsetmeyeceğim ama üstündeki boya fabrikasyon boyası. Onu da söyleyeyim. Esere bak. Tanımadım ya da. Baba ne haber? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yok mu usta? Parça almaya gitti ya. Zaten gelir herhalde. Sen? Bir mala bakacağım. Bu herhalde. E21. Kemal gelseydi anlatacaktı da. Usta gelene kadar bir bakayım şuna. Sen BMW sevmezdin yani. BMW ile işin olmazdı. Niye BMW'ye bakmaya gittin? E21'i ben çok severim. Ben BMW sevmem diye bir şey yok. Bu aslında yanlış bilinen bir şey. İnsanlar zannediyor ki ben Japonları çok seviyorum diye BMW ile bir anlaşamamazlığım olduğu düşünülüyor. Halbuki benim BMW ile alıp veremediğim sadece pistte. Bak ben pistte drift yaparken Türkiye'deki en büyük rakipleri Nissan'ların BMW'ler. Yani ya BMW çıkar, genelde ya Nissan çıkar. Ara modeller çok az var. Bu arada ben BMW'yi Nissan'dan daha iyi kullanıyorum. Eskaza benim elime bir BMW geçerse yarışta BMW sürücüleri düşünsün derim. Hmm. Diyorum da bu arada. Yolda BMW, pistte Nissan drift için. O fikrim de değişmedi. Anahtarı yok mu? Satın almak için mi? Ha bu şey konuştuğumuz işte Kemal'le. Bu satılık değil. Senin galiba içeride üstü örtülü olan. Ha burada mı al? Yok. Abi şu brandalar kedi kokmasa ne olur ya. Ne o? Ne var orada? Kedi mi var? Kedi mi var orada? Kedi değil, Supra var orada. Ha Supra! Evet. Aa. Şöyle bir Supra kupamla. Supra kupası. Ama kedi gibi bakıyor değil mi? Evet. Bak, şu dakikaya kadar... Her şey güzeldi. Her şey güzeldi. Ferhat Ustam. Merhaba. Ferhat Garaj olarak zaten biliyorsunuz. Ayrıca 9 Supra'dan bir tanesinin sahibi. Abi sen gelene kadar ben dayanamadım. Heyecandan birazcık baktım. Dışarıdaki beyaz mı? Derken evet. Bununla tanıştım. Onda olmadığını zaten boyalı olduğunu görünce evet. Anladım. Bunu şu an gördüm. Toplanmaya hazır bu var. Yapılması gereken bir araç. Uzun zamandır yatıyor.
Ne kadar uzun zamandır yatıyor mesela? Yani aşağı yukarı 2 senedir falan burada yatıyor. İki evet, toplanmayı bekliyor. Alıştığımız bir şey, alıştığımız bir şey. Evet. Neyi var, neyi yok, durumumuz ne, hikayesi ne, olayı ne? Niye burada yatıyor yani? Neden bu kadar zamandır yapılmadı bu araba? Çok kıymetli bir abimiz var. Sadece böyle eski retro arabaları seviyor. Üçünün de sahibi galiba. Evet, üçünün de sahibi. Bunların üstüne S54 motor koyaraktan hızlandırıyor. Gün içinde kullanıyor bu araçları. Fakat malzeme sıkıntımız olduğu için, 3 tane olduğu için bir tanesinden sürekli yedek parça kullandık. Malzeme bu donör mü? Efendim? Donör bu mu? Evet, donör buydu. Yani onun bizim için bayağı bir parça aramamız gerekecek. Evet, evet. Maalesef yapılması gereken çok işimiz var. Yürüyenle alakalı, motorla alakalı, şanzımanla alakalı, kaporta boya olaraktan. Motor şanzımanı çok dert etmiyorum. Evet. Muhtemelen yeni nesil gideceğimiz için ama hani çıtasıydı, farıydı, bilmem nesiydi. Yani neyle uğraşırım ben bu arabayı toplamaya kalkarsam? Yani bu arabanın içiyle uğraşmamız lazım. İçi yok, döşemeleri yok gördüğümüz gibi. Açabilirsin. Döşemeleri yok dediğimiz koltuklarımız yok. Evet, koltuklarımız yok. Bunlar falan kötü durumda. Evet, neler? Yapılması gereken işler. Bagajın içiyle alakalı problemimiz var. Bagaj biraz kötü. Motor içiyle birazcık işimiz var. Şase mase ne durumda bunda? Çürük, çürük şase mutlaka çürük çıkar bunlar. Şaseleri yapmamız lazım. Yüreğinin yapılması lazım. Ön takımla alakalı malzeme lazım. Arka diferansiyelle alakalı malzeme lazım. Çünkü bunları kullandık biz. Ha, onlar yok şu an. Tabii onlar yok. Ben bunun arka takımına neler koyabilirim? Yani bu bir proje aracı. Evet. Şey genelde, düşünmüyorum. Genelde yani E21'e binen bütün arkadaşlarımız E34 takıyor. E30. E34. Kamberlenebilen olan mı? Evet, E34. Kamber verebildiğimiz bir arka takım değil mi? Tabii kamber de verebiliriz. Kamber kaster ayarı yapabileceğimiz bir şekilde. Fakat onu taktığımız zaman lastikler biraz dışarıya çıktığı için hepsine Dodik takıyoruz. Dodik'le birazcık kapatmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii şey, Dodik muayene için şart tekerleğin dışında olması lazım. Evet. Öyle bir hikayemiz var onunla ilgili. Motor olarak... Motor içimiz de çok bu güzel motor. En sevdiğim motor abi. Fren ve sarımızımıza kadar yok. Ama hepsi yapılabilir. Şaselerini güçlendirebiliriz. Tampon gördüğün gibi 2 civatayla tutuyor. Ama dış kozmetiği olarak galiba her şeyimiz var değil mi? Çıtalarımız her şey üstünde, var. Evet. Ama tabii ki elden geçmesi lazım hepsinin de. Ya bu arabada benim en büyük zevk aldığım şey açıkçası tek farlı olanı. Evet. Çevirebiliyoruz. Çevirebiliyoruz. Tabii. Kolay. Bakın maviyi mesela biz teke çevirdik şuradan. Siz mi çevirdiniz bunu? Evet, bunu biz çevirdik. Kaput aynı mı? Her şey aynı. Bir panjur ve farla değişiyor. Panjur, far, sinyal. Evet, bulunabilen bir şey mi? Sinyaller aynı. Bulunabilir. Tabii orijinal değil de yan sanayisini bulabiliyoruz. Razıyım ya ona. Evet. Ona razıyım. Şimdi bu arabaya çok yükseldim aslında. Fakat bu araç donör. Araç sahibinin 3 tane aynı otomobili var. Aynı marka, aynı model aracı var. Bir tanesi donör oluyor. Fransızca bir kelime. Vermekten geliyor kelime. Verici oluyor. 2 tane de başka aracı var. Ondan parçaları diğerlerini aktara diğerlerini daha iyi duruma getiriyor. Bu araç parçası olmadığı için kenarda kalıyor. Ve ben bu araca niyetlendim. Eğer ama... istersen E30'umuz var. E30 verelim. Bak, ha. O bitmiş canım o. Ben bitmiş. Onun proje da çok işi var. Yok. Ha, ama da çok işi ama var. İlla bunu sana satıyorum Doğukan. Al bunu buradan götür. Baş edemiyorum bu arabayla diyorsan. Doğukan. Hayırlı olsun. Bunu hayırlı yapmak olsun. Çok zor. Sana öyle bir kötülük yapamayız. Sana öyle bir kötülük yapamayız. Bu tabii başka bir dünya. Bunu sağ olsun Eser kardeşim bize hediye etti. Uğraşıyoruz. Şimdi sen kalk Lada bak. Ondan sonra E21 bak. Karşına çıksın Supra. Olacak iş mi? Şimdi millet benden ters köşe bekliyor da yani o kadar da değil tabii. Oğlum, bu gördüğünüz İstanbul Senfoni Orkestrası. Burada işte bakır sazlarımız. Borazan oğlum baya. Burada aslında olaya senin girmesi lazım. Kapağın altında vurmalılar var. Onlar ayrı. Hocam peki bir şey soracağım. 2 cz bir rebeğim altı mı? Tabii ki 2 cz ya. Doğukan, yine de Ares Kemal duymuşsun. Tabii ki. Evet. Daha güzel bir RB26 okuyamamış çünkü. O zamana kadar. Standart şanzıman. Hayır, BCT'ye döndük. M4 DCT. Eser kardeşim. Evet. Bunun şimdi hiç kafamız karışmasın. Hani abi eline emeğine sağlık. Bu da çok güzel makine ama toplu bir makine. Hani proje ilk değil. Bitmiş bir proje yani. Onu biliyorum yani aracı. Eskaraj Erkan Öztürk yaptı bunu da. Zaten evet. Şey tartışılacak bir işçilik. Evet, yani mükemmel bir işçiliği var. Allah razı olsun. Hatta galiba Mercedes de yapıyorlar değil mi? Şimdilik Mercedes'e döndü evet. Bana yani... iki adet araba yaptı. Bir bu var, bir de kırmızı E30 M3 kabriyomuz var. İkisi de çok mükemmel. Ama satıyorsun galiba mı? Tabii satılık. Bizdeki her şey satılık. Abi benim zaman biraz kısıtlı. Yani İstanbul'a bırakarak geldim. Şimdi bir konuşalım arkadaşlar. Neden ne demez. Duruma göre biz başka arabalar alacağız. Tamam.
Yani GTR'la falan boşuna uğraşıyorsun ya. Bak elini sıkıyordum, elini çekti demin ama sonra dedi ki biz de her şey satıldık dedi. Şimdi şöyle, üstad oradan gözümün içine öyle bir baktı ki. Kıymet bilene veririz tabii canım, kıymet bilene. Benden iyisini bilemez diyor. İyi abi. İnşallah. Ben konuşuyorum, sana dönüyorum arabayla alakalı ama bu arabadan kullanılacak malzemeler var biliyor. Söyleyeyim onu. Ama ne, yine ne ama yani? onu bileyim. Onun üstüne ne çıkacağını bak, bileyim ki. Bunun göğsü herhalde onun göğsünde bir problem var. Evet. Yine göğsün yerine göğüs konulacak. Yine malzemenin yerine malzeme konulur. Aa, camlar orijinal. Evet. Ya elimizde bunun haricinde yine yedekleri çıkar. Bu yedek. Yani BMW logolu. Bak bu da orijinal. Evet, onu da gördüm. Bu benim için mesela çok güzel bir artı. Bu fitilleri falan kolay bulabiliyor muyuz? Tabii. Bulunuyor. Yan sanayisi de var. Orijinal olmasa bile. Artık çok güzel malzemeler var, yapılıyor. Kafam biraz karıştı. İçerideki makineleri görünce hani şey oluyorsun. Lan A86 yapmışsın. İşte Skyline'la uğraşmışsın falan filan. Şimdi bu sefer bir düşük bütçeli proje var kafamda. Yani 3 projeden bir tanesinin düşük bütçeli olması lazım ki önümüzdeki diğer projede de bütçe çıkarabileyim. Ulan girdim, Supra duruyor orada. 300ZX duruyor, Japonlar bana gel diyor. Neyse uzatmayayım. E21 beklediğimden daha iyi durumda. Fakat araç donör. Ya baktığım zaman bir fizibilite çıkardığımda bu benim biraz bütçemi aşıyor. Yani bu proje için bütçemi aşıyor. BMW E21'e alacağım parça listesinde hesap ettim az önce. O proje ana proje oluyor o zaman. Lada şu anda bana düşük bütçe projesinde açıkçası daha sıcak geliyor. Daha altından kalkılabilir geliyor. Çünkü çoğu kafamdaki oluşturmak istediğimi karşılayabiliyorum. Bir gidelim, rakamla anlaşmaya çalışalım. Belki el sıkışırız. Ama E21 olmayacak gibi gözüküyor. Yani o gözüküyor değil, olmayacak yani. Lan bunu mu alsak yoksa? Bari boş gitmeyelim, bunu alalım. Neyse, Lada'ya geçiyoruz. Yapacak yok ya, seni buradan boş çevirecek değiliz. Bu belayı senin başına bırakıyorum. Allah yardımcın olsun. Suçlu da sensin. Suçlu da sensin. Benim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Daha güzel bir şekilde. Ama hayırlı olsun. Gözleriniz sulanmasın. Araç sizindir. Araç sizindir. Bak toplayayım getireceğim. İstediğiniz kadar gezersiniz. Benim huyumdur. Rakam aramızda. O bizi ilgilendiriyor. Yani ilk baştaki teklifler herkesin bildiği tekliflerdi ama sonrasını biz kendi aramızda hallettik. Sonuçta ben bu arabanın ne olduğunu biliyorum ya. Başını ağrımayacak çünkü ben sana kardeşim bu niye böyle diyeceğim bir şey yok. O yüzden benim de içime sindi. Senin de içine sindiyse eğer. Aynen. İkimiz için en hayırlısı olsun. İnşallah hocam. O zaman İnşallah gidelim notere. Başka bir şey kalmıyor. Gidelim abi. Lada'yı aldın mı sen şimdi? Hayaller Supra, gerçekler Lada. Cümle de bile kötü. 40. noter. 40 yapar. Ben am... Lada olsa Lada'yı aldırttım arkadaşlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu projede ben senin yüz ifadeni bittiğinde de görmek istiyorum. Ne kadar, bir Lada ne kadar iyi olabilir ya? Bak bu lafı unutma, bir daha tekrarlar mısın? Bir Lada ne kadar iyi olabilir? Bir daha söyle. Bir Lada ne kadar iyi olabilir? Bir Lada ne kadar iyi olabilir, hepiniz göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada olmadıysanız lütfen abone olun ve projelerin bir parçası olmak isterseniz kupalarımdan, şapkalarımdan ve bu hafta son kez satılacak olan sweatshirtlerimden almak için aşağıya link bıraktım. dmtr46.com sayfama girip oradan satın alabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Ha bu arada Lada'yı aldık ama araçlarımızdan bir tanesi yola çıkmadığı sürece biz bu projeye başlamayacağız. Onu da duyurmuş olalım. Sonsuz yani. Kupayla da, şapkayla da başarılar. Çok Lada ismisi yaptım. Projenin adı belli bu arada, söyleyeceğim sonra, tam bitti.